Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, kanalımızın aziz seyircileri, Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ümmeti Muhammed'e Rabbim birlik, dirlik, beraberlik versin. Bela ve musibetlerden uzak eylesin. Hainlerin, işbirlikçilerin tasallutundan bizleri muhafaza buyursun. Ümmeti Muhammed'i bela ve musibetlerle baş başa bırakan kafirlerden uzak tutsun. Kıymetli dostlar, bugün yine inşallah Riyaz-ı Salihinden devam edeceğiz. Riyaz-ı Salihinde ikiyüzlülüğün kötülenmesi, yalanın yasaklığı konularına inşallah o beraberce okumaya çalışacağız, sizlerle paylaşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisleri güzelce toparlamış, bizlere bir ahlak kitabı olarak ortaya koymuş olan İmam-ı Nebevi'ye de Rabbim rahmetiyle muamelede bulunsun. Gerçekten tüm Müslümanların evlerinde olması gereken başucu kitaplardandır Riyaz-ı Salihin. Yazıldığı dönemde ümmeti Muhammed çalkantılı bir dönem yaşıyordu. Müslümanlar birbirine girmiş. Toprak ve taht kavgaları yüzünden Eyyubi, Selahaddin Eyyubi, koca Selahaddin Eyyubi'nin çocukları birbirlerine girmişler. Kudüs'ten söküp çıkardıkları Haçlılarla işbirliği yapan veya arkadan birbirlerinin kuyusunu kazan kardeşler maalesef İslam ümmetinde paramparça olmasına sebep olanlardan olmuşlardır. Bir diğer taraftan diğer Müslümanlar da perişan durumdaydı. İşte o dönemde Neva köyünde, yani Irak'ta bulunan Neva köyünde, Bağdat'a yakın bir yerde olduğunu biliyoruz. Belki şeydedir. Kendisi doğmuş, Müslümanların içerisinde yetişmiş, büyük İslam alimi olmuş ve birçok eser vermiş İmam-ı Nebevi'yi. Bu eseriyle ümmeti Muhammed'in şahsiyetinin yeniden şekillenmesine, yeniden Müslüman'ın izzet ve şerefiyle dünyada hüküm ferma olmasına vesile olmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Teala Nisa suresinde insanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin onun rızası olmadığı sözü düzüp durar kurarken Allah onlarla beraber idi. Allah yaptıklarını kuşatıcıdır. İnsanların yanında başka, kendi halinde veya efendim başkalarıyla, yani yandaşlarıyla bir aradayken başka olan insanların huylarından bahsediyor Rabbimiz Teala. Nisa suresinin 106, 107, 108, 109 bu ayetlerde genelde bu tür insanlar, münafık tipli insanların huylarından bahsederek Müslümanlara Rabbimiz hatırlatmalarda bulunuyor. İnsan diğer insanlardan gizlediği birçok düşünceleri vardır. Tabii ki her insanın kendine göre bir sırrı, söylemek istemediği bazı özel durumları olabilir. Ama bunu mutlaka bir sırdaşına söyler. İster başkalarından gizlemiş olsun, ister çok yakın bazı dostlarına söylemiş olsun, bütün bunları daima kendisiyle beraber olan Allah biliyor. Allah Teala içinizden geçen duyguları da biliyorum, hisleri de biliyorum buyuruyor. Kimsenin Allah'tan bir şey gizlemesi mümkün değildir. O halde içeride başka, dışarıda başka olan bu özel durumlarını söylememek hariç, ama insanlara dışarıda farklı, içeride farklı. Mesela evde başka, dışarıda başka olan kişinin durumu nasıl olacak bu? Evde cengaver, çocuklarına karşı haşin, hanımına karşı acımasız, ama dışarıda bir bakıyorsunuz gayet medeni, gayet iyi geçinen bir insan. Veya dışarıda insanlara iyilikten bahsediyor, güzellikten bahsediyor, güzel şeylerden anlatıyor.
içerideyse evin dışında, evin yani kimsenin olmadığı bir yerde yandaşlarıyla veyahut da efendim sırdaşlarıyla da o dışarıdaki görüntünün dışında bir görüntü, kurgulama içerisinde, farklı bir davranış içerisinde. İkiyüzlülük işte bu yüzden önemli, çok kötü bir davranış. İnsanların arkasından konuşan, başka işler çeviren ama başka onların yanında da farklı olan kişilerin hali ne olacak? Bunlar için Allah Teala biz görüyoruz. Sağında ve solunda meleklerle yazıyoruz buyuruyor. Bu sebeple içerideki veya sırdaşıyla, arkadaşıyla evinde farklı bir davranış veya farklı bir kurgu içerisinde olup dışarıda onun zıttı olan, insanların içerisinde zıttı olan insanların hali çok ama çok sıkıntılı ve Rabbimiz tarafından tavsiye edilmeyen, hoş karşılanmayan bir davranıştır. Bu tür davranışlar Allah'ın daima bizi gözetlediği, denetlediği, her şeyimizden haberdar olduğu ve gizli açık her şeyi bildiği şuurundan uzak olmanın sonucudur. Allah'tan gizliyormuşçasına geceleyin bir takım planlar yapanlar, gündüzleri insanlardan gizledikleri düşünceleri ortalık kararınca gizlice bir yerlerde toplanıp konuşarak planlar, kurgular, kumpaslar ve bazı kararlar alanlar düşünmezler mi ki halleri nice ola? Bütün bu yaptıklarından haberdar olan bir Allah'ın olduğunu hiç düşünmezler mi? Bu sebeple ikiyüzlülük Rabbimiz tarafından kesinlikle ama kesinlikle hoş karşılanmamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz insanları madenler gibi bulursunuz. Cins cins, yani kimini altın, kimini gümüş, kimini bakır, kimini tahta, kimini odun hesabı. Onların cahiliye döneminde hayırlı ve değerli olanları, şayet dini hükümleri iyice hazmederlerse, İslamiyet devrinde de hayırlıdırlar. Siz yine en hayırlı kişileri yöneticilik işinden hiç hoşlanmayanlar olarak bulursunuz. Siz en kötü kişileri de ikiyüzlüler olarak bulursunuz ki onlar birilerine bir yüzle, diğerlerine başka bir yüzle giderler. Böyle gider gelirler buyuruyor Peygamberimiz. Bakın hemen bunun sahabe gözünde ne şekilde algılandığını da görelim. Birileri geliyor, Abdullah İbni Ömer, evet onun torununa, Muhammed bin Zeyd'den naklediliyor. Muhammed bin Zeyd, Abdullah İbni Ömer'in torunu. Bazı kişiler Abdullah İbni Ömer'e gelmişler. Biz idarecilerimizin yanında veya onların yanına girdiğimizde, onlara karşı oradan çıktığımızda, çıktığımız zaman söylediklerimiz tam tersi sözler olur. Bir daha okuyayım. Biz idarecilerimizin yanına girer ve onlara karşı oradan çıktığımız zaman söylediklerimizin tam tersi sözler söyleriz dedi. Yani onların yanında başka konuşuruz, dışarıya çıktığımızda başka konuşuruz. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer diyor ki, bu sizin yaptığınıza biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ikiyüzlülük derdik. Bu sizin yaptığınızı diyor, sizin bu yaptığınızı biz Peygamber Efendimiz zamanında ikiyüzlülük sayardık diyor. Nifak, ne'uddu hâzâ nifâkan buyuruyor. Yani burada münafıklıkla karşılandığını söylüyor. Şimdi bu iki hadis-i şerifi alacak olursak, biri ilk okuduğumuz hadis-i şerifte insanların altın, gümüş, bakır ve benzeri madenlere benzetilmesi, yani cahiliye döneminde karakter olarak gerçekten Müslümanca olmasa bile, yani İslam gelmezden önce, Müslüman gelmezden önce şahsiyetli, onurlu, dürüst, ahlaklı olan kimse eğer İslam'a girer, Müslümanlığı kabul ederse, o kimse o davranışlarıyla o İslam'a girmiş ve İslam'dan sonra da bu şekliyle devam ettiği için bu kimse hayırlıdır diyor.
Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada belirleyici olarak cahiliye döneminde aslen de öyle olan kimselerin Müslüman olduktan sonra da eğer dini hazmederlerse, yeni tabiriyle içselleştirirlerse, iyice kavrayıp doğru yaşarlarsa aynı değerlerini koruyacaklarını Peygamber Efendimiz belirtiyor. Bazen görüyoruz, adam dürüst, ahlaklı, namaz yok, niyaz yok, belki İslam'la Müslümanlıkla alakası yok. Bu kimsenin kıymeti İslam'a girdiği andan itibaren, Müslümanlığı yaşadığı andan itibaren aynı değeri korur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eş'as isimli sahabi, bir başka ismi de var, Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, ben İslam'a girmezden önce Mekkelilerin öldürmek isteyip de çöle götürdükleri kız çocuklarını babalarından alır, kurtarır, onları büyütür, yetiştirir. Evlilik çağına geldiğinde kabul ederlerse babalarını ailelerine veririm, evlenmelerini sağlardım. Kabul etmezlerse ben evlendirirdim. Bundan bana bir şey yok mudur diye sorduğunda, Müslüman olmuşsun ya, bu onun karşılığıdır diyor Peygamberimiz. Demek ki İslam'dan önceki davranışların imana getirmesi lazım. Belirleyici olan güzel ahlakın imanla süslenmesi lazım. Evet, anlatıyorlar efendim, Avrupa'da çalışan kardeşlerimiz, efendim yurt dışındaki Hristiyanlarla, hatta Çinlilerle, hatta şunlarla bunlarla çalışanlardan bahsediyorlar. Japonların dürüstlüğünden falan bahsediyorlar. Efendim şöyle dürüstler, şöyle ahlaklılar diye dostlarımız, ticaret erbabı, esnafımız bahsediyor. Olabilir. Ama bunlar bu dürüstlüklerini, bu ahlaklılıklarını, bu güzelliklerini imanla süslememişlerse hiçbir kıymeti yok. Dürüsttürler. İnsanlar nezdinde takdir görürler ama ahirette bunun karşılığı yoktur. Onun Allah katında kıymete binmesi için Müslümanlar nezdinde dürüst olarak görülen o kimse Allah katında kıymete binmesi için mutlak surette imanı, müminliği kabul etmesi lazım. İmanla süslemesi lazım. Yani nasıl düşünelim, madenler yer altında çıkarıldıkları zaman asıl kıymetleri anlaşılıyor. Bir düşünelim. Altın yerin altında, petrol yerin altında, bor yerin altında, bunlar çıkarıldığında, aranıp çıkarıldığında kıymete biniyor. İşte insanlar da Müslüman olduktan sonra eski değerleri ortaya çıkar. İslam'ı kavramaya ve yaşama oranlarına göre değerler artar. Peygamber Efendimiz cahiliye döneminde üstün görülenler eğer İslam esaslarını tam anlamıyla anlar ve yaşarlarsa İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Böyle buyuruyor. İşte bu beyanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslamiyet'teki yegane üstünlük ve hayırlılık ölçüsünün fazilet, hikmet, ilim ve dindarlık olduğunu ortaya koymuştur. Ya iman etti, Müslüman görünüyor, ahlaksızsa kıymeti yok. Ahlaksızlıkla iman bir arada olmaz. Yalan söylüyorsa, biraz sonra o konuya da inşallah gireceğiz, kıymeti yok. İşte bakın, Abdullah İbni Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Ömer'in torunu, yani Hazreti Ömer'in torunu, ondan rivayet ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde sizin bu bir idarecilerin yanında, yöneticilerin yanında farklı, çeliğe çıktığında farklı konuşuyorsanız siz bu münafıklıktır diyor. Yani burada Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte kötüleri de tarif ediyor. Siz yine en hayırlı kişileri yöneticilik içinde hiç hoşlanmayanlardan önceki bölümü anlamaya çalışıyoruz. Bu bölümde Resul-i Ekrem Efendimiz insanların en iyilerini tanıttığı, en kötülerini ve en iyilerini tanıtıyor. İnsanların farklı farklı olduğundan bahsediyor. Ve iyi olan insanların nasıl iyi olduklarını anlamaya çalışıyoruz. İki yüzlü kişilerin birilerine karşı bir yüzle, birilerine karşı da bir başka yüzle konuşan kimselerin kötü kişiler olduğunu vurguluyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar kötüdür diyor.
Siz en kötü kişileri de ikiyüzlüler olarak bulursunuz. Hazreti Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd'e gelip söyleyenlere ne diyor o da? Biz buna diyor peygamberimiz zamanında münafıklık derdik diyor. Münafıklık. Allah muhafaza buyursun. İşte en iyilerin tanıttığı bu hadis-i şerifte en kötülerini de tanıtıyor peygamberimiz. En iyileri İslam olmazdan önce iyiyse, eğer İslam'ı benimsemişse, Müslümanca yaşıyorsa kıymetini bulmuştur. En kıymetlilerdendir diyor. Altın kıymetini bulmuştur. Mücevher kıymetini bulmuştur. En kötüleri de söylüyor peygamberimiz. Ve ikiyüzlülüğe işaret buyuruyor. İkiyüzlü kişilerin birbirlerine karşı bir yüzde, diğerlerine karşı bir başka yüzde, bir başka şekilde yaklaştıkları anlatılıyor burada. Demek geliyor ki herkese yağcılık yapan, yöneticilere başka, mahalledeki fakire başka, evdeki hanımına bir başka, efendim arkadaşlarına ise daha bir başka davranan kişilerin en kötü kişiler olduğunu ortaya koyuyor. Böyle kişilerin pek makbul kimseler olmadığını bilmekte fayda var. Zaten bu kimselerin bir anda foyası ortaya çıktığında herkes onun ne mal olduğunu, ne tip bir insan olduğunu anlıyor. Mesela kendisinin anlaşılmasına mani olup kamufle eden ikiyüzlülerden sakınmak önemli. Onları tespit edebilmek önemli. Niye bunu böyle diyoruz? Dışarıda gayet güzel Müslümanca konuşuyor ama perde arkasında Müslümanların veya İslam'ın veya ailesinin veya ahlakın kötülüğü için çalışıyor. Buna dikkat etmek lazım. İlk okuduğumuz hadiste iki yüzlülük bir yerde nifakla, yalancılıkla, sahtecilikle birleşiyor. Her çevreye uyan, bulunduğu yerin havasına kolaylıkla giren, böylece adeta renk değiştiren kişilere biz ne diyoruz? Bukalemin diyoruz. Bukalemin tipli insanlar. Bunlar bu şekliyle kalplerinde nifak olduğu ortaya çıkıyor. Münafıklıkla bir bağları var. Allah muhafaza buyursun. Kime ne şekilde konuşursa itibar göreceğini zanneden bu kimseler kalplerindeki bu münafıklıktan dolayı imani sıkıntıya girerler. İmanları tehlikededir. Böylelerine münafık diyoruz. Münafıklar da yüce kitabımızın açık beyanı ile nerededir? Gayya kuyusundadır. Kıymetli kardeşlerim, asıl bunun yanında bir de şu var. Riyakarlık. Müslümanın kalbinde asla şüphesi yok da davranışlarında ufak tefek yanlışları var. Bu da gösterişe meyilli. Birilerine yaranmayla alakalı. Aslında Müslüman kalbinde zerre kadar şüphesi yok imanında. Bu da riyakarlıktır. Fakat riyakarlık insanı münafıklığa doğru götürür. Bir Müslümanın riyakarlıktan sakınması lazım. Riya olacak işlerden uzak durması lazım. Çünkü bakınız Maun suresinde Rabbimiz Teala yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar riyakardırlar diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar riyakardır diyor. Namazı gösteriş için kılarlar. İyiliği gösteriş için yaparlar. Birileri desinler diye bir şeyler yaparlar veya konuşurlar. Sadece riya. Ama bu kimse kalben mümin. Kesinlikle Allah'a iman ediyor. Fakat davranışları onu Allah muhafaza münafıklığa götürür. İmani tehlikelere götürür. Bir Müslüman kesinlikle bu davranışlardan uzak olması lazım. Bu ayetlere baktığımız zaman mesela Nisa suresinin 143, 144, 145. ayet-i kerimede Allah Teala şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. En alt katındadırlar buyuruyor. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara bağlanıyorlar. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Bu ayet-i kerimelerde buna işaret buyuruluyor. Bundan dolayı bizim bu davranışlardan uzak durmamız lazım. Bizim Abdullah İbni Ömer'e gelip ya biz bir şey var, bir vicdan azabı var. Biz idarecilerin yanında böyle konuşuyoruz, dışarıda böyle konuşuyoruz diye bir itiraf var. Bu itiraftan dolayı
Abdullah İbni Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd teşhisi koyuyor. Bu münafıklıktır diyor. Biz buna münafıklık deriz diyor. Peygamber zamanında buna münafıktır diyoruz. O zaman bu teşhisi koymasına sebep o kişilerin gelip kendilerini itiraf etmeleridir. Gizlememişler. Belki yaptıkları davranışlardan dolayı rahatsız olmuşlar. Biz nasıl davranacağız bu idarecilere karşısında? Biz böyle böyle yapıyoruz ama sonuç nedir diye bir bakıma soruyor. Bir bakıma kendi durumlarını ortaya koyuyorlar. Bu bir pişmanlık, acizlik, bir itiraf. Bunu gelip Muhammed bin Zeyd'e itiraf etmişler. O da teşhisi koymuş. Bu münafıklıktır demiş. Yani idarecilerin huzurunda onları metheden, dışarı çıkınca onları eleştiren, arkasından atıp tutan. Yok mu böyle çok insanımız? Çalıştığı yerde müdürünün karşısında yağdanlık olan, yağcılık yapan, el pençe duran, dışarıda da onun aleyhinde en olmadık, en galiz konuşmaları ve küfürleri yapan bir kimseye biz nasıl münafık demeyeceğiz veya nasıl ikiyüzlü demeyeceğiz? Veya geçelim, babasının yanında babasına, annesine gayet iyi ama arkasında onların kötülüğü için çalışan evlat da aynı. İki kardeş için de biri birinin aleyhinde atıyor, yan yanayken can ciğer kuzu dolması. Karı koca için de aynı şeyler. Yani kısacası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu hadis-i şeriflere baktığımız zaman en kötüsü diyor, İki yüzlü davranmak insanlar arası güveni ortadan kaldırır. Toplumda iç huzuru ortadan kaldırır. Birbirine güven kalmadığı için toplum patlama noktasına gelir, ayrışma noktasına gelir, parçalanma noktasına gelir. Bundan sakınmak lazım kıymetli dostlarımız, kıymetli kardeşlerim. Hazreti Peygamber tarafında zamanında da buna münafıklık deriz diyor. Evet, yalan. En büyük bela yalan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor sahabenin biri. Ya Resulallah, bir mümin hırsızlık yapabilir mi? Yapar diyor. Olabilir. Bir mümin zulmedebilir mi? Zulmedebilir. Hatta rivayetlerin bazılarında zina edebilir mi? Edebilir. Peki bir mümin yalan söyler mi? Asla diyor. Asla, asla diyor. Üç kere söylüyor. Kesinlikle. Buyurun, şimdi günümüzde kendim şahsımız da dahil hepimiz bunu bir iç hesaplaşma şeklinde başlamamız lazım. Biz nerede yalan konuşuyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Yaptıklarımızın ne kadarı doğru? Ne kadarı dürüstlük? Bir bunu hesaba, bir efendim kontrole tabi tutmamız lazım. Bakın ayet-i kerimede Rabbimiz Teala buyuruyor ki, hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Vela takfu, ardına düşme. Veya bu vela takfuyu vela tekul anlamında da söylemişler. Yani söyleme. Bir başka ayet-i kerimede insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Bunu bir önceki konularımızda da, bundan önceki konularımızda da, geçen haftalarda da bu ayet-i kerimeyi okumuştuk. Her iki ayet de bizim konuşmamızla, söylediklerimizle alakalı. Bir şeyin peşine düşme veya bir şeyin peşinden konuşma anlamında, hakkında bilgin bulunmayan söz söyleme ya da bilmediğin konuda görüş beyan etme anlamında bu ayeti anlamamız gerekiyor. İkinci ayette ise zaten bilerek veya bilmeyerek söylenen her sözün mutlaka kaydedildiği gerçeğini ortaya koyuyor. Bilerek, bilmeyerek. O halde bu iki ayet bilerek kasten yalan söylemeyi öncelikle yasaklamış bulunuyor. Ayet önemli. Bu iki ayet. Daha birçok ayet kerime var. İmam Nevevi bu ikisini aldığı için bu iki ayet üzerinde söyleyeceklerimiz bunlardır. Yani birinci ayette hakkında bilgin bulunmayan sözü söyleme veya bilmediğin konuda görüş beyan etme. İkinci ayet kerimede de söylediğimiz her şeyin mutlaka yazıldığını belirtiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. Peygamber Efendimiz inne sıdka yehdi ilel birri.
doğruluktan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Şüphesiz ki sözde ve işteki doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık diye yazılır, kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya, yani fucura sebep olur. Fucur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince, yani yalan söyleye 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 Allah katında çok yalancı, kezzap diye kaydedilir. Hadis-i şerif böyle. Önemli olan yalancılığın ne derece sıkıntılı olduğunu, insanın kişinin Rabbi katında insanlar nezdinde ne duruma düşürdüğünü ortaya koyan bölümü de bizim için önemli. Doğruluk bölümü de önemli. Doğruluk bölümünün doğru sözlük konusunda sizlerle paylaşmıştık ama yalan yasak ya. O konuyla ilgili olarak hadis-i şerifi tekrarın burada okuyoruz. Yalan konuşa konuşa insanın yalancılığı adeta meslek edineceği, yalana iyice alışacağı, yalana alışan insanın da fucur denilen her türlü kötülüğe hazır hale geleceği bildiriliyor. Adam yalan konuşmakta beis görmüyor. Ki yalandan kim ölmüş diyor. Bu sefer de böyle olsun. Masum yalan diye bir şey olmaz. Yani ufak tefek ne olursa olsun bir Müslümanın yalandan uzak durması şarttır. Güvenilirliğini, ahlaklılığını karalayan, çizen bir durumdur bu. Fucurun ise insanı cehenneme götüreceği anlatılıyor. Peygamberimiz öyle anlatıyor. Bu tespit yalan konusunda son derece dikkat olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ayrıca İslam'da sahtecilik ve yalanın kesinlikle yeri olmadığını da bilelim. Şimdi yalancılığı adet edinen kimseye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında kezzap diye tescil edileceğini belirtiyor. Allah Teala'nın katında tescil edilmek demek, insanların arasında yalancı olarak kabul edilmesi ve görülmesi anlamına geliyor. Allah seni insanların kalbine, aklına, zihnine yalancı falan diye, bu adam yalan söyler, bunun sözüne güvenilmez diyerek kabul görmesine sebep olursunuz. Allah katında yazıldı, orada kapandı anlamında değil. İnsanların arasında da o yalancılık vasfımız bizim özelliğimiz olur. Allah muhafaza buyursun. Ahirette sonuç cehennemdir. Kıymetli kardeşlerim, bu yalancılık kişinin özellikle ama özellikle dilinin afetidir. Ama bu dile, bu yalanı emreden zihindir, kalptir, gönüldür. İçindeki nefsidir zaten. Başta o yalancılığı emreden nefsidir. Ne diyor Rabbimiz Teala? İnnen nefse la emmâratun bissû. Nefis kötülüğü şiddetle arzu eder. Aşkla, şevkle ister buyuruyor. O zaman biz bu kötülüğü şiddetle arzu eden, aşkla, şevkle isteyen nefse karşı dur demezsek her türlü kötülüğü yapar. Yalan da bir kötülük. İnsanları kandırmak da bir kötülüktür. Dilin afetidir yalan. Dil ise kalbin, zihnin, gönlün sözcüsüdür. Yani dil insanın tüm organlarını ve davranışlarını etkiliyor. O zaman dilimize hakim olmak için zihnimizi berrak tutacağız, aklımızı berrak tutacağız, kalbimizi, gönlümüzü temizleyeceğiz. Rabbimizin zikriyle, Rabbimize kulluk yaparak kalbimiz, nefsimiz, gönlümüz temiz olacak ki yalan orada barınmasın. Ama bir günah işlediğinde düşünün, o günahı saklamak için mutlaka ama mutlaka yalan söyleyecek. Bakın bir sahabi geliyor, ya Resulallah bana nasihat et, ben öyle bir, bana öyle bir nasihatta bulun ki ben onunla cennete gideyim. Peygamber Efendimiz yalan söyleme diyor. Bu adam eşkıya. Bu adam çok evli. 4'ten fazla yeni Müslüman olmuş. Bu adam yol kesiyor. Bu adam içki içiyor. Yalan söyleme diyor. Tamam diyor. Bir müddet sonra geliyor. Ya Resulallah bana öyle bir emirde bulundunuz. Veya bir müddet sonra öyle bir duruma geliyor ki Peygamberimize ben yalan söylememe sözü verdiğim için
içki içmekten vazgeçiyor. Çünkü içki içtiği zaman sorduğunda içmedim diyemeyecek. Yalan söyleyemeyecek. Gasp etme eşkıyalık yapamıyor. Yani doğru olduğu zaman tüm günahlar da kendinden uzaklaşıyor kişinin. O yüzden bir kimse, Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, işte okuduk ya, doğruyu söyleye söyleye sıddıklardan olur. Ne kadar güzel. Doğruyu söyleyebilmek, doğru olmak için doğru insanlarla, sadıklarla beraber olmamız lazım. Rabbimiz Teala ve kûnû me'as-sâdikîn buyuruyor. Doğru olundan önce doğrularla beraber olun. Arkadaş çevrenizi, komşularınızı, efendim ticari yaptığınız çevrenizi doğru insanlarla dolu oluşturun diyor. Sen yanlış insanlarla beraber oturursan, onlarla oturup kalkarsan, namaz yok, abdest yok, ahlak yok, hiçbir şey yoksa, onların içerisinde bir insan ne kadar ahlaklı kalabilir? Onları değiştirmediği sürece kendisinin onlara benzeme ihtimali çok yüksektir. Çok yüksektir kıymetli dostlar. 99 tane insan öldüren 100.'yü de ben kurtulabilir miyim diyerek gittiği halde sen cehenneme kütük olursun diyen papazı öldüren bir adama Allah'ın bilge kulu, dostu, Allah kulu, Allah'ın has kullarından birinin dediği cümleleri aklımızdan çıkarmayalım. Evet, senin tevbenle Allah arasına kimse giremez diyor. Sen bu kadar insanı öldürmüş olabilirsin. Yeter ki samimi tevbe et, pişman ol, bir daha o günahı işleme. Bunun yanında yaşadığın köyü, toplumu, mahalleyi, arkadaş çevresini terk edeceksin. Çünkü onlar kötülüğü emrediyor. Ve falan yerdeki insanların yanına, filan köye, filan şehre gideceksin. Neyse artık. O bir topluluk olabilir, bir arkadaş grubu olabilir, bir cemaat olabilir, bir köy olabilir, fark etmez. Onlar sadıktırlar, onların yanına gideceksin diyor. Yani doğru olmak için doğru insanlarla beraber olmak lazım. Yoldan önce yoldaş lazım. Yoldaşın sana sadık biri, doğru biri ise senin yolun doğru olur. Önce rafik, sonra yol diyorlar. Yani yol arkadaşı. Ortağını iyi seçmeyen insanlar faiz batağından kurtulamıyor. Yol arkadaşını iyi seçmeyen insanlar günahtan, zinadan, fuhuştan kurtulamıyor. Doğru insanlarla oturup kalkmadığı için yalandan, sahtekarlıktan kurtulamıyor insanımız. Çevreyi düzenlemek, çevre önemli. Ev almadan önce komşu al derken, efendim çok okumuş, çok bilmiş, zengin çevrelerde otur değil. Sadakatli olan, namuslu olan, iffetli olan, ahlaklı olan, İnsana değer veren insanların olduğu yerlerde oturun ki siz de değer bulasınız. Siz de çocuklarınız da aileniz de değer bulsun. Doğru olsun. Bu bizim için önemli. Falan yerde ev vardı, çok ucuza geldi gidiyor. Ondan sonra çocuğum efendim uyuşturucuya alıştı. Hanımım bana karşı ahlaksızca davranmaya başladı. Beni dinlemez oldu. Kızım tesettürüne riayet etmiyor diye şikayetler var. Ama sen gittiğin çevreyi değiştiremeyeceksen, tesir edemeyeceksen oradan tesir altında kalırsın. Hani Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyhin Anadolu'ya gönderdiği dervişini, gönderdiği amaçla gidip bir yere oturup orayı değiştireceksen neyse, Anadolu'ya Ahmet Yesevi dervişlerini gönderiyor. Daha Alparslan Anadolu'ya gelmeden önce Horasan erleri Anadolu'ya geliyor. Anadolu'nun altyapısını hazırlıyorlar. Yani bir Mus'ab oluyorlar. Geliyorlar Anadolu'da köylere yerleşiyorlar, şehirlere yerleşiyorlar. Yaşantılarıyla insanlara örnek oluyorlar. O güzel ahlaklarıyla insanlara güzel ahlaklarıyla örnek oluyorlar. Ve o toplum, o Anadolu'daki Rum toplumu, Hristiyan toplum bu güzel insanlar, Müslüman insanların yaşantıları sebebiyle yavaş yavaş Müslümanlaşıyorlar. İşte onlardan biri, Anadolu'ya gelen erlerden biri
yerleşmiş olduğu şehirdeki insanların tamamının kafir olduğunu ustasına, üstadına yazıyor. Efendim geldim, yerleştim. Ancak burada hiçbir tane ilişki kurabileceğim, kendisiyle konuşacağım Müslüman yok diyor. Hepsi Hristiyan, hepsi kafir. İyi ya diyor, koca bir şehrin Müslüman adayı diyor. Çalışacaksın. Etkilenmeyecek bir Müslüman gittiği yeri Müslümanlaştıracak. Evini Müslümanlaştıracak, mahallesini Müslümanlaştıracak, zamanını Müslümanlaştıracak, çocukları Müslümanlaştıracak. İyilerle beraber olmak için. Böyle bir tesir etme gücü yok. Böyle bir kabiliyeti yok. Böyle bir endişesi yok. Ucuza bulduğu, kelepir bulduğu veya çok da böyle güzel bulduğu, imrendiği, akıllı mıdır, resort müdür falan şudur budur fark etmez. Bir ev almış, bir komşu düzeni var. Benim çocuklar da ahlaksızlaştı, hanım da dinlemez oldu. Ben de faize bulaştım. Ne olacak diye ortalıklarda yanıp ağlamaya başlıyor. Doğrularla beraber olmak lazım. Doğrularla beraber olmadığımız zaman yanlışlar bizi yanıltır. Evet kıymetli dostlar. Hadisimiz bir bakıma yalanın haram kılınmasının gerekçesini de gözlerimizin önüne kırıyor. Çünkü insanı münafık duruma düşüren bir huy elbette Müslümana yakışmaz. Müslümanın uzaktan uzak durması lazım. Bizi bizden daha çok düşünen Rabbimizin yalan konusunda koyduğu yasağı dikkate alıp doğru sözlü olmak için çaba sarf etmemiz lazım. Kıymetli kardeşler, afet olan dilimize, dilimizin afeti yalandır. Özellikle bu yalana dikkat etmemiz lazım. Ahiretimizi heder etmemek için, kendimizi perişan etmememiz için, Müslümanın Müslüman olarak sıkıntıya girmemek için kendimizi, çocuğumuzu, ailemizi, öğrencimizi, usta efendim, işçimizi ne yalan söyleyerek kandıracağız ne de yalan söylemeleri için zorlayacağız. Çocuğumuza yalan söylettirmeyeceğiz. Doğruyu konuşacağız. Doğruyu konuştuğunda da o çocuğumuzu bir hatasını bile doğru bir şekilde ifade etmişse hatayı düzeltme yönünde hareket edip kızmadan hareket etmemiz lazım. Kızdığımızda, bağırdığımızda bilelim ki yalan söylemeye başlayacaktır. Yeniden bir daha kızmasın diye örtecektir, gizleyecektir. Bu bizim çocuklarımızı iki yüzlü yetişmesine, yalancı olmasına sebep olur. Allah korusun. Bundan dolayı dürüstlüğü kendimizde yaşayacağız. Ailemizde yaşayacağız. Doğruluğu, ahlakı. Müslüman ahiretini ihmal etmemeli. Yarın bu çocuğumuz, bu hanımımız bizim aleyhimizde ahirette şahitlik yapar değilse. Öyle buyurmuyor mu Rabbimiz Teala Abese suresinde? O gün kişi eşinden, dostundan, hanımından, çocuğundan, babasından, anasından kaçacaktır diyor. Niye kaçacak? Niye kaçacak? Buna dikkat etmemiz lazım. Söylediğimiz sözün bizi nereye götürdüğüne dikkat etmemiz lazım. Yalandan uzak durmamız lazım. Bizi sıkıntıya sokacak hiçbir yalanın peşine düşmememiz lazım. Bilmediğimiz bir konunun hakkında biliyormuş gibi davranmamız kesinlikle Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Allah korusun. Neden öyle diyoruz? Bilmiyorsun o konuyu. Allah Teala öyle buyurmadı mı? Okumadık mı ayet-i kerimede? Hakkında bilgin bulunmayan bir konuda konuşma diyor. Onun peşine düşme diyor. Ama bakıyoruz sanki çok iyi biliyormuş gibi. Sanki o konuyu çok iyi de araştırmış gibi konuşuyor. O yüzden Müslüman ahiretini ihmal etmeden dünyayı yaşayan insandır. Düşüncesine sahip olacağız bu inançla. Diğer insanlardan en temel farkımızı yalan söylememekle ortaya koyacağız. Müslümanlar kendi aralarında birlikteliği, güveni yalan söylememekle sağlarlar. Yalandan uzak durmamız lazım. O halde hem dünyadaki mahcubiyetlere sebep olması hem de ahirette cehenneme götüreceği düşüncesiyle yalana ve yalancılığa asla iltifat etmememiz lazım. Yani bu konuda evladımızı yalandan uzak tutacağız dedik. O zaman bir telefon çaldığında öncelere çok anlatılırdı. Bir telefon çaldığında baban var mı dediğinde babası oradan evde yok de.
diye işaret edip çocuğunu, çocuk da babam evde yok deyip kapatması o çocuğu yalana nasıl sevk ediyorsa, bugün buna benzer teknolojinin gelişmesi, anlayışların ve algıların değişmesiyle farklı yönlerde yalanlar da ortaya çıkmaktadır. İnşallah göreceğiz ileride ben rüya gördüm deyip görmediği rüyayı anlatan kişiyi Peygamber Efendimiz nasıl kötülüyor. Kıymetli kardeşlerim, o zaman şunu bilelim. Yalan konuşmak haramdır. Yalanı küçük gören ve işlemeye devam eden ona alışır ve sonunda yalancılar defterine yazılır. Rabbimizin katında yazılması demek ne demek olduğunu da söyledik. İnsanların nezdinde yalancı olarak sayılmak anlamına geliyor. Yalan insanı her türlü kötülüğe sevk eder. Ve bu kötülük kişiyi cehenneme götürür. Ve şunu unutmayalım. İman ile yalan bir arada durmaz. Birbirinin zıttıdır. Müslüman mümkün mertebe elinden geldikçe yalandan kaçmak zorundadır. Uzak kalmalıdır. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor. 4 özellik, 4 huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam bir münafık olur. Kimde bu huylardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur. Bildiğimiz şey 4 özellik. Bu 6'ya da çıkıyor. Başka yerlerde bunların yeri değişiyor ama buradakini bugün okuyacağız. 4 huy vardır ki bunlar kimde bulunursa tamamı o kimse tam bir münafık. Ama bunlardan biri ikisi varsa münafıklıktan bir sıfat veya iki sıfat onda bulunuyor. Yani münafıklık alameti vardır. Nedir bu özellik, bu huy? 1. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar. Haksızlık yapar. Nifak inançta ikiyüzlülüktür. Münafıklık. Yani içinden inanmadığı bir şeyi dışından inanmış gibi göstermek. Böylesi bir inanç sahtekarlığının dışa vurumu, dışarıda görünüşü 4 tane özellik. Yani ayırıcı özelliği. Bu insanda hangi özellikler var? Bu insanda bu 4 özellik varsa, özellik varsa münafıktır bu insan. Sözünde durmuyor, emanete ihanet ediyor, söz verdiğinde yerine gelmiyor. Birine düşman oldu mu? Hat hukuk tanımıyor, adalet tamamen bitiyor, haddi aşıyor, haksızlık yapıyor. İşte bu kimse tereddütsüz ve katıksız münafıktır. Bu 4 huydan herhangi biri, eğer bu kimsede varsa, 4 huydan herhangi biri. O huyu terk edinceye kadar münafıklıktan bir alamet. İkisi varsa 2 alamet vardır. Kişinin münafıklığını gösteren işaretlerden birinin ne olduğunu görüyoruz. Bu da yalan. Yalan konuşmayı, yalan dolanla iş çevirmeyi beceren ve bunu başarı sayan, göz açıklık sayan kimseler bu hadis-i şerifin tehdidini iyi düşünmeli. Önemli olan nokta bu. Yani münafığın kafirden daha beter olduğunu da düşünecek olursak münafıklığa adım 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 yaklaşıyor demektir. Yalan dolanla iş çeviriyor. Burada başka, orada başka. Ama işini yürütüyor. Adam akıllı diyor. Ne akıllısı? Tamamen cehenneme gidiyor, Allah korusun. Uyarmak lazım. Bak böyle böyle davranıyorsun. Bunlar yanlıştır diye Müslümanın onu uyarması lazım. Ola ki kendi bundan farkında olmayabilir. Bazen fark edemeyebilir. Bir Müslümanın görevi önce uyarmaktır. Uyar kardeşim. Uyar. İnsanı münafık duruma düşüren bu huy elbette müsamahayla karşılanmaz. Çocuğumuz da olsa, akrabamız da olsa, arkadaşımız da olsa, yalan konuşuyorsa onu uyarmak lazım. Burada yalan oluyor ama kesin olduğunu, yalan olduğunu bildiğimiz zaman. Ola ki bilmediğimiz bu konuda adamın gözlerine bakarak veyahut da efendim sesinin tonuna bakarak sen yalan söylüyor, bu yalandır demek değil. Onun yalan olduğunu kesin bilmemiz lazım. Bazen karşımızdaki kişinin halet-i ruhiyesini bilemeyebiliriz. Gerçekten psikolojik durumundan farkına varmadığınız değişik durumlar olabilir. Sen yalan söylüyorsun. Doğru konuşuyorsa bu sefer sen onu itham altında tutmuş, iftira etmiş olursun.
O yüzden kesin yalan olduğunu bildiğimiz bir konuda konuşuyorsa veya bir çok iyi bildiğimiz bir konuda yalan konuşuyorsa, onun da söylediği yalansa, burada nezaketen bu yanlıştır, yanlış söylüyorsun denir. Anlamıyorsa yalan denir tabii. Rabbimiz bizi çok iyi seviyor. Kullarını seviyor. Biz Müslümanları tüm insanlığa merhamet kanadıyla muamelede bulunuyor. Kafirlerin bile nefes almasına, yemek yemesine, karınlarını doyurmasına, dünyada yaşamalarına, mal mülk edinmelerine, güç kudret sahibi olmalarına Rabbimiz Teala müsamaha ediyor. Onları serbest bırakıyor. Biz Müslümanlara da Rabbimiz Teala merhamet ediyor. İzzet, şeref ve mutluluk her konuda olduğu gibi bu mevzuda da yüce dinimizi koyduğu sınırlara bağlı kalmamız lazım. Rabbimiz bizim iyiliğimizi istiyor. Şimdi burada diğer konular var. Emanete ihanet. Münafık kişi kendisine verilen emanete ihanet eder. Önce bedenine ihanet eder, kulluk yapmadığı için. Diline, bedenine, azalarına ihanet eder münafık. Neden? Kulluğunu, bunları doğru yolda kullanacağına kullanmıyor. Bu bir. Kendisine insanların vermiş olduğu emanetler vardır, ihanet eder. Sırlar vardır, ihanet eder. Yayar, her tarafa söyler. Emanet malları ihanet eder. Yani toplumda bu insan güvenilir değildir. Bir iş versen, o işten kendi payına bir şeyler çıkarmak, menfaati doğrusunda yapmak gibi bir şeyin peşine düşebilir mesela. Bir görevin başına getiriyorsun, yerine getirmiyor. Onu efendim kendi menfaatine kullanıyor. Yani kısacası görevde de, verilen herhangi bir malı mülkün emanetinde de, verilen sırda da, kısacası hayatın her anında emanete ihanet eder. Korumaz. Evladı emanet, adam gibi yetiştirmez. Hanımı emanet, tesettürüne riayet etmesi, onu kulluğu yapmasına riayet etmez. Emaneti ihanet ediyor çünkü. Parası emanet, haramda harcıyor. Nefesi emanet, haramda kullanıyor. Bedeni emanet, haramda kullanıyor. İnsanlar ona mal mülk veriyor, güç kudret veriyor, makam veriyor, emanet. Bunları da doğru yerlerde kullanmıyor. Ya bu da emanet, bu da emanete ihanet. Münafığın birinci özelliğinden bahsediyor. İkinci özelliği, söz verdiğinde, konuştuğunda yalan söyler. Bunu anlattık. Söz verdiğinde sözünü yerine getirmez. Yani bir iş yapmaz, verdiği sözü yerine getirmez. Münafığın özelliği. Söz verir, tamam der, olur der. Bak, çünkü Allah'a ahirette Allah'a bezme eleste verdiği sözü yerine getirmiyor ki. Çocuğuna söz verir, yerine getirmez. Arkadaşlarına söz verir, yerine getirmez. Ben bu işi yapacağım diye görev alır, söz verdiği sözü yerine getirmez. Söz verdiğinde bu söz verme sadece tamam sana bunu vereceğim deyip bunu vermemesi anlamında anlamayalım. Hepsi dahil. Ve düşmanlıkta sınır tanımaz. Yani düşman olduğu kişiye karşı haksız davranır, haddi aşar. Ya benim gibi düşünmüyor veyahut da onu sevmiyorsa ondan gelen doğruları bile reddediyor. Maalesef toplumumuz bugün bu noktalara taşınmaya çalışılıyor. Benim gibi düşünmüyorsan hainsin. Benim gibi düşünmüyorsan efendim senin söylediğin doğruları da kabul etmiyorum. Efendim doğru bir şey söylüyorsun. Ben seni sevmiyorum. Senin söylediğin doğruları da kabul etmiyorum. Hatta Allah muhafaza yanlış bir cümle kullanılıyor. Aman dikkat edelim kardeşlerim. O Allah bir dese de inanmam. Onun Allah'ı başka. Bakın bu yanlış bir cümle. Allah tektir, birdir. Buna dikkat etmemiz lazım. Allah muhafaza buyursun. Böyle cümlelerimiz bizi yanlış yerlere götürür. Yani birine karşı husumetimiz, birine karşı kızgınlığımız, bizlerde bu hastalıklar bazen çıkıveriyor. Müminlere uyarı için söylüyoruz. Kardeşlerimize uyarı için söylüyoruz. Kızgınlığımız, efendim moral bozukluğumuz, ona karşı küskünlüğümüz, onun doğrularını reddetmemiz, ona zulmetmemiz, onun aleyhinde çalışmamız anlamına gelmez. Bakınız Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar. Biri size bir şeyler söylüyorsa ben seni sevmiyorum diye söylediği doğruları reddetmemek lazım.
Maalesef bugün bunlar yapılıyor. Yönetenler tarafından yapılıyor, yönetilenler tarafından yapılıyor. Babalar tarafından yapılıyor, oğullar tarafından yapılıyor. Ben size, siz benim görüşüme tabi değilsiniz, siz benim yanımda değilsiniz, siz ne söylerseniz söyleyin, biz sizin söylediğinizi kabul etmeyiz gibi bir anlayış maalesef yerleşmiş toplumumuza. Onlardan bir tane adam olmaz gibi bir anlayış. Bakın bu haksızlıktır, hadsizliktir. O görüşe sahip olan veya o köyden olan veya bu mahalleden olan veya bu ailenin çocuğu, ya onların hepsi ne deseler de yanlıştır. Onlar, bakın bu köktencilik yanlıştır kıymetli kardeşlerim. Bu sebeple söylenen sözün doğruluğuna iyi bakmak lazım. Belki kızdığımız, belki küs olduğumuz, belki efendim düşman olduğumuz biri olabilir. Ama hakikat dile gelmişse o hakikati almak bizim görevimizdir. Rabbim doğru sözlü olanlardan, nifaka düşmeden mümince yaşayanlardan eylesin. Hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.